Merhaba sevgili arkadaşlar. Kuralları çiğnemede üzerimize yoktu biliyorsunuz. Bugün sizler için Hyundai Genesis markasını incelemeye geldim ben. Normalde test aracımız G80. Var. Bir de G90 var. Bu ikisinin arasında orta bir model var. İşte 5 serisi BMW ile yarışan bir model. Onu incelemeye geldim. Fakat şu an arabayı ayarlamaya çalışıyorlar. O yüzden ben şimdi bir bu modeli ve bu modeli şöyle bir bakış, ilk bakış videosu gibi bir şey yapmak istiyorum. Gelin hep birlikte bakalım. Nedir bu araç? Özellikleri nedir? Sizinle inceleyelim. Bana sorarsanız Genesis markasının ürettiği sedan araçlar içinde 3 adet marka var zaten. G70, G80, G90. Bu biraz S Plus ayarında bir araç. Zaten Maybach jant tasarımında anlamışsınızdır. Ve boyutları itibariyle zaten çok devasa boyutlara sahip. Ben daha çok, yani ne yalan söyleyeyim, daha genç olduğum için bu model benim dikkatimi çekiyor. Çok güzel bir tasarıma sahip bence. Sizin de yorumlarınız önemli benim için. Sizce nasıl tasarımı? Alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Gerçekten premium bir algı var araçta. Ki öyle zaten. Genesis Hyundai'nin çatısı altında üretilen bir marka. Ama premium. Hyundai'lerin de kalitesi arttı son senelerde, ilk yıllara göre nazaran. Gelin çok lafı uzatmadan şöyle bir etrafında dolaşalım öncelikle. Jantların tasarımına bayıldım ben. Gerçekten gayet hoş bir tasarıma sahip. Kaç kollu bu? Yani 10 kollu mu? Evet, 10 kollu bir tasarıma sahip. İçeride büyük bir kaliper görüyoruz, disk görüyoruz. Burada bir hava çıkışı benzeri bir şey var. Tabi baktığım zaman fonksiyonel olmadığını görüyorum. Sadece o şekil olsun diye yapmışlar. Burada güvenlik sensörlerini görüyorsunuz. Gayet güzel krom bir ızgara var ve bayağı büyük. Burada Genesis'in kendi markasının amblemini görüyorsunuz. Yani şöyle göstereyim size, bir karış var. Yani 25 santim kadar var. Gayet hoş. Evet, kaldığımız yerden devam edelim beyler. Sizinle şimdi bu Genesis'in G70 modelini inceleyeceğiz. Araçta vakum var mı? Yok. Bir önceki modelde vardı. G80'de vardı. İç kalitesi gerçekten yani takdire şayan. Burada gördüğünüz gibi elektronik koltuk ayar yerleri var. Hafızalı koltuk var mı? Bunda yok. Şimdi içine geçmeden şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Böyle bir görüntüye sahip. İçine geçtiğiniz zaman burada bir Genesis şeyini görüyorsunuz. Yazısını. Burada böyle bir alan var. Bir tane USB girişi var. Çok yumuşak değil. Bir büyük boy abisine göre G70'te burası hafif sert. Tabii bu araç spor bir araç. Burada ısıtmalı, soğutmalı bardaklık var. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani malzeme kalitesi, bakın sallıyorum,
Çok sağlam yani, rigid. Gerçekten güzel. Vites de değişikmiş bunun. Diğerinde böyle top şeklindeydi. Bunda böyle bir knob var. Yani tutacağınız bir yer var. Bu biraz daha klas duruyor ya. Yani yalan söyleyecek değilim. Gerçekten benim hoşuma gitti bu model. Daha böyle spor. Tabii bu diğerine göre daha küçük. Şu an anahtar olmadığı için çalışmıyor tabii. Hissiyat gerçekten güzel. Ben şunu bir kapatayım. Diyeceğim de camları açık. Güzel ya. Bence yani şu biraz şöyle hafif sallanıyor şimdi. Sizler için doğru bir test olmasına. Bak şu çok güzel. Hissiyat. Bu da güzel. Yani şey değil, gevşek değil. Şunlar biraz böyle hafif sallanıyor. Bunların üzerinde çalışabilir gene siz. Efendim direksiyonumuz böyle. Gayet şık yani. Gayet şık. Yalnız bu rengi ben bayılıyorum ya. Bu açık renklere bayılıyorum. Tavanda bir tane sunroof var. Moonroof değil. Sunroof. Burada gayet güzel bir süet var. Yani Alcantara değil. Tabii o kadar da değil yani. Alcantara'ya genelde Lamborghini'ler vesaire kullanıyor. Porsche'ler. Ekranda böyle kadran. Tabii keşke anahtar olsa, sürme imkanımız olsa denesek. Şimdi bu böyleydi. Arkasına bakalım, arka yaşam alanına. Evet, dar. Arka dar. Yani gördüğünüz gibi gayet dar. Tabii bu spor bir araç. Spor araçlarında genelde özelliği böyle oluyor. Kol dayama nasıl? Bir kol dayamaya bakalım. Evet, bu da böyle. Bakın. Vay be, koltuk ısıtma varmış arkada. Enteresan. Koltuk ısıtma var. Yani size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yolda gördüğünüz zaman bir BMW 3 serisi mi sizi heyecanlandırıyor yoksa bu mu diye sorarsanız, Amerika'da yaşayan biri olarak hissiyatımı söylüyorum, bu. Vallahi bu. Yani ben bunu gördüğüm zaman ooo Genesis diyorum, artık yollara çıkmış vesaire. 3 serisi de kötü bir araç değil, ben hani kötülemiyorum, fakat bunun verdiği algıyı vermiyor. Bir de enteresan, bu 3.3 turbo. Tabii BMW'lerde de 3 litrelik BMW'nin bir modeli var biliyorsunuz, M340, o da güzel. Şimdi özelliklere gelecek olursak arkadaşlar, 3.3 çift turbolu V6'lık motorun ürettiği güç 365 beygir. Yaklaşık olarak da 500'de torka sahip. Yani tamamen diyebilirim ki 0-100'ünü bilmiyorum. BMW 340 M'in 0-100'ü 4.4'tü. Bunun 0-100'ünü bilmiyorum. Eğer aynıysa 0-100'ü kesinlikle yani yarışır onunla. Bu arada böyle gözüküyor. Evet. Bunda da 8 ileri otomatik bir şanzıman var. Şurası biraz Hyundai'ye benzemiş. Şimdi gelin size Hyundai'den enstantaneler diye. Şu arkadaşlar yani bildiğin işte Hyundai Sonata'larda olan bir hissiyat yani. Mesela şu tabii şöyle bir şey göremezsiniz Hyundai'de. Böyle bunu da göremezsiniz. Bu metalik şeyler çok az. Tabii bu olabilir ama bu da zaten kaplama. Ama şu soğuk metal yani, hissediyorsunuz. Bu arada koltuk hafızası varmış. Özür diliyorum. Bakın böyle bir baldır desteği de var. Güzel ya. Direksiyon otomatik. Buradan sürüş modlarını seçebiliyorsunuz. Gayet hoş. Büyük ihtimal bunda da 4 adet sürüş modu var. Yani Eco, Custom, Comfort, bir de Sport. 4. Evet, bu aracın arkadaşlar fiyatı 50.475. Yani 50.475 demek şu demek arkadaşlar, bir Audi A4. Sıradan Audi A4. Sıradan demeyeyim, S-Line. Audi A4 fiyatı. Şimdi size soruyorum. Lütfen yorum olarak yazın. Audi A4 mü daha böyle çekici, yırtıcı, yoksa bu mu? Benim fikrim bu.
Sizin de fikirlerinizi öğrenmek isterim. Burada ne var? Burada da abisi var. Hatta iki büyük abisi var. G90. Bunun videosunu çektim. Onu da paylaşacağım. Dripping off the chin. Anything to the table, bro, I'm not your son, see I'm able, I do my own bits, limited edition, no some missing classic shit, I know that you're feeling it, feel mad, cold nights feel heavy, same place going in the heart of the city, nitty gritty feels iffy and the ice feels shifty, the shit we're in, yo, it's all mad risky, all night long, but the feeling keeps kicking in, beef with all the girls, bullshit dripping off the chin, all night long. But the feeling keeps kicking in. Beef with all the girls. Bullshit dripping off the chin. Bakalım benzin olarak ne tüketiyor bu araç? Benzin olarak ne tüketiyor? Basıyoruz sana. Ha, şunu bir göstereyim ya arkadaşlar, gerçekten görüyorsunuz değil mi? Netle. Premium algı var, yalan söylemeyeyim. Güzel. Herhangi bir ibare yok. Yani şeyi koyabiliriz o zaman. Bir de bagajı açayım ya. Bagajını merak ediyorsunuzdur. Oo, elektronik açılan bir bagaj. Gayet hoş. İçinde de bakın ışıklandırmaya LED. Güzel ha. Ha. Yedek bir lastik var. Normal bildiğimiz lastik. Tabii ince ince yana şey. Tabanlı. Güzel. Oo, bak severiz abi. Bak gene siz seni sevdim. Evet, terapimizi de yaptık. Günlük terapimizi yaptık arkadaşlar.
Bildiğiniz üzere seviyoruz böyle bagajlı, otomatik açılıp kapanan bagajları. Gördüğünüz gibi çift egzoz çıkışı var. Bununla ilgili acaba bir şey gösterebilir miyim size? Evet. Tamamen bağımsız, yani bitişik değil ama öyle bir hoş bir algı vermişler. Bu aracın arkadaşlar stoplarına ben bayılıyorum. Yandığı zaman gayet böyle katman katman bir stop grubu var. Gayet hoş. Yeter mi ya bu kadar? Arabaya bittim ya. Vallahi bittim. Ne diyeyim arkadaşlar? Umarım her şey gönlünüzce olur. Kimin gönlünde ne murat varsa onu versin yüce yaradan. Evet, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.